Evet arkadaşlar, şimdi size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Dünyanın ve Türkiye'nin ekonomisini şu anda belirleyen en önemli faktörden bir tanesi petrol. Yeraltı madenleri. Ama videoma başlamadan önce şunu söyleyeyim size. CHP sosyal medyada çok kuvvetli. Ve bu yüzden bütün mega şehirlerin hepsini 2019 seçimlerinde kazandılar. AK Partili olarak biz çok zayıfız. Bizim de onlar gibi güçlü olmamız için kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu beğenin ki YouTube'da önerilen sayfalarda üst trendlerde yer alsın. Ve bizim gibi YouTube ve sosyal medya paylaşımcıları destekleyin ki paylaşın ki videolarımız paylaştıkça daha fazla kişiye ulaşacak ve biz de bu sayede videolarımızın devamı için şikayetler oluyor, spamlar oluyor, bildirimler oluyor, sayfa kilitlenme, telifler oluyor, bir sürü şeylerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden desteklemeniz gerek ki bir sonraki 2023 seçimlerinde böyle altın tepsiyle Türkiye'nin anahtarlarını CHP gibi ne yürüdüğü belirsiz kişilere Makarios oluyor. Yok Rum Pontus İmparatorluğu, hani Trabzon Pontus İmparatorluğu, Ekrem İmamoğlu mesela, böyle insanlara teslim etmeyelim. Lütfen arkadaşlar biraz dikkat edelim. Şimdi söylemek istediğim bu Arap coğrafyasında genelde, yani Osmanlı dağıldıktan sonra, yıkıldıktan sonra elimizden o hani Fas, Tunus, Cezayir ve Irak, Suriye, Mekke, bu topraklar çıktıktan sonra bu Arabistan'da kurulan o küçük küçük ülkecikler diyelim, o ülkelerin başlarına konulan yöneticiler, hani devlet başkanı olmuş oluyor, devlet olmuşlar oluyor ya, bunlar hepsi Fasofisoymuş, bunlar yöneticiymiş, bunlar hepsi Batı'nın uşağıymış, Batı'nın oraya yerleştirmiş olduğu, dönem dönem çalışıp kazansınlar, bize hizmet etsinler, biz yeri geldiğinde onların kafasına tokadı vurur, ellerinden paralarını alırız diye geçici olarak yerleştirmiş olduğu yöneticilermiş. Mesela diyelim ki ne, Irak'taki Saddam, Libya'daki Kaddafi, Suriye'deki Esad, Mısır'da Mursi. Birazcık kendini toparlamaya başlayınca, Mursi aklını çalıştırınca, yani güzel işler yapmaya başlayınca hemen Sisi ikinci adamlarını devreye sokuyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın, Arap Baharı diye bir şey çıkartaraktan bütün Arabistan'da petrolü olan ülkelerin hepsini karıştırıp sonra oraya demokrasi, özgürlük, insan hakları getiriyorum diyerekten milyonlarca insanları katledip yerlerinden ettiler. Şimdi şunu söyleyeyim size, bakın. Saddam 40 sene Irak'ta diktatörlük diyelim, diktatörlük başkanlık yaptığı dönemde satmış olduğu petrollerin, kazanmış olduğu paraların hepsini getirdi İsviçre bankalarına yatırıyor. İsviçre bankalarına. İsviçre bankaları biliyorsunuz dünyanın kasasıdır. Bütün paralar gelir İsviçre'ye yatar. Sen oraya 636 milyar dolar parayı yatırırsan, senin o kadar parayı 30 sene kal orada biriktirdiğin petrolünü getir oraya yatırırsan, İsviçre'nin bankasının müdürü de der ki ne, İngiltere'ye ve Amerika'ya, bakın bu adam 30 senedir böyle her gün kazandı kazandı buraya biriktirdi. Şimdi sen bir bahane bul. Senin saçın uzun, senin kolun uzun, senin kirpiğin var, sen diktatörsün, birkaç insan katlettin, şöyle yaptın, böyle yaptın. Yok senin silahın var, sen insanlara böyle yapayım, şöyle yapayım diye bir bahane, yani bir uyduruktan bir bahane bul. Sen orada 2-3 eylem yap, ondan sonra o eylemden sonra hemen ülkeye bir dal. Sen girdiğin anda ben hemen şrenk ediyorum, hemen şak indiririm diyor şeyi. 636 milyar dolara hemen ipotek koyarım, haciz. Kimse dokunamaz, çekemez. Mirasçılarına, ıra mıra hiçbir şey vermez. Sen onu yaptıktan sonra ben onu indirdim miydi? Paraya ben oraya ambargo koydum miydi? Onlar da parasız kaldı mıydı? Ondan sonra git orada istediğin gibi hangi adamı alıyorsun, hangisini asıyorsun, hangisini katlettiriyorsun, hangisine geri tekrar devletin başına geçiriyorsun. İstediğini belirle. Oradan hani bu satranç oyunu gibi oyna. Ben bu 636 milyar doları benim kendi bizim İsviçre bankamızda yarısını İngiltere'ye, yarısını Amerika'ya, yarısını da Avrupa'da bazı sözü sesi çıkacak insanlara aramızda güzel bir pay edelim. Enayi 50 sene çalıştı. Hadi bakın 50 sene sonra senin o halkına vermediğin, kendin topraklarında muhafaza etmeyip de dolarlara kazanıp bana yatırdığın paraları şimdi, oh benim vatandaşlarıma daha lüks, daha
zengin, daha varlıklı, daha böyle gelişmiş, daha markalı, daha modern yaşamalar, hayat sürmesi için bu parayı ben güzelce kendi cebime indiregan diye yapayım. Kendi aramda halkımdan zenginlik içerisinde devam ederim. Oraya birisini koyarsın, bir 30 sene gider, 30 sene sonra ona da bir aynı bir grup takarız, hallederiz. Ona da bir özgürlük, demokrasi getiririz. Sen merak etme deyip onu devreden çıkartıyorlar. Irak'ın ne kadar petrolü varsa 30 sene, 40 sene birikintisini bir önce parasını el koyuyorlar. Sonra Irak'taki o ne kadar merkez bankaları olsun, ne kadar altını, rezervi, bu tarih eserleri, ne kadar yani mal mülk varsa para edecek neyi varsa dümünü şöyle bir el koyarız. De 20-30 sene oraya bir 3-5 tane paralı eleman koyarız. İşte PKK, YPG şunun bunun gibi $200-$300 orada çalışır. Petrolleri yükleriz, tankerlere getirir Mersin'in o limana M5 karayolundan, oradan denizden, Akdeniz'den alır götürür Avrupa'ya satarız diye böyle güzel bir de plan kuruyorlar. Onu da öyle petrole de kaç sene el koyuyorlar. Arkasından bu 3-5 sene böyle bir rahat durunca yine bunlar tabii çok masraflı ülkeler. Nüfusları çok işkembe büyük. Bunlar öyle hani boğa yılanlar olur ya, böyle yuttu muydu koca bir keçiyi, koca bir ineği yutması lazım. Ondan 3-5 gün, 1-2-3 hafta gidiyor. İşte 3-5 sene gidiyor. Ondan sonra diyorlar nereye dalayım? Böyle bir göz dediği nereye dalayım? Irak bitti. Suriye mi var? Katar. Katar'ı düşündü. Baktı ki ne, Katar'a girmeye çalışınca, Katar'da zengin ya, doğalgaz var, petrol var. Hemen Türkiye'ye el attı oraya. Türkiye'ye el attınca ya 5000'den asker indirdi. Bu olmadı. Önce bir bahane uyduruyorlar, biliyor musun? Hemen bir ambargo uyduruyorlar. Araplarla arasını açıyor. Sen demokrasi yapmıyorsun, özgürlük olmuyor falan filan. Bunlar siyasi oyun, alavere dalavere süper bunlarda. Zeka tam. Dünyaya güzel bir kılıf geçiriyor. Uyduruyorlar. Arkasından gittiler Venezuela'ya, Maduro'ya. Maduro'ya uğraştılar, muhalefeti öne sürdüler, gitti, geldi. Bazı kendi taraftar ülkeleri yok. Maduro'nun o muhalefetin konsolosluklarını tanıdılar. Hükümet olarak Maduro'yu tanımadılar falan filan. Altınlarına, dolarlarına el koydular falan filan. Petrolünü alıp satmıyorlar. Ambargo koyuyorlar. İnsan ülkeyi yıpratıyorlar. Oradan da iş çıkmayınca dediler ki ne, gel Libya'ya gidelim. Oraya karıştıralım. Orada da bir bahar. Orayı da bir karıştırdılar. Ondan sonra da Kaddafi'yi bir indirdiler. Kaddafi'nin de 400-500 milyar dolarcık İsviçre'de bir parası vardı. Ne çocuğuna verdiler ne oğluna. Onu da bir cebe indirgandir yaptılar. Ondan sonra hemen ikinci hükümet kurulunca Sarraç gibi bir hükümet. Baktı ki petrolleri onlara yedirmiyor. Türkiye'ye biraz yaklaşıyor. Hemen Hafter'i sürdüler öne. Hep alternatifleri var. Hafter. Adamın hem Arabistan, Libya kimliği var, hem Amerikan vatandaşı. Adam Amerikan vatandaşı. Adam Libya ordusunun genelkurmay başkanı. Adam ne kadar orada Libya ordusunun silahları, araçları varsa hepsine el koydu. Darbe yaptı. Sarraç hükümetini indirmeye kalktı. Yok el koymaya kalktı. Kimin emriyle? Arkasındaki destekçilerin emriyle. Yani sahip olduğu. Senin bir kere sen Amerikan vatandaşın var ya. Vatandaş kimliğin var ya. Sen şimdi Türkiye'de devlet başkanısın. Senin Amerikan pasaportun var. Nasıl oluyor bu iş ya? Sen o zaman nasıl Türkiye'yi savunacaksın? Hem Amerikan vatandaşı hem Sisi mesela. Hem İngiliz adam vatandaşı hem Mısır. Bunların neresi Arap ya? Neresi bunların hani Libyalı, Mısırlı? Hepsinin iki pasaportu var vatandaş. Okulunu orada okumuş, büyümüş, gelmiş. Bunlar hep o ülkelerde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hep adamları ellerinin altında. İsteyince hemen birini indirip birini koyuyorlar. Birini indiriyor, birini koyuyorlar. Hemen oyuncu değiştiriyorlar bunlar. O yüzden oranın petrollerine de göz dikince Türkiye çıktı, dedi ki hemen Akdeniz mutabakatı falan filan, oranın Akdeniz'de büyük bir Türkiye'nin yarısı kadar bir araziye sahip olduk. Güney Kıbrıs'ta doğalgaz arayan o İtalyan, Fransız, İngiliz petrol şirketleri baktı ki burada Türkiye'nin su sahasına giriyoruz. Akdeniz burada petrol arayamayız dediğimiz, çünkü uluslararası anlaşmalara göre orası Türkiye'nin toprağı gibi gözüküyor. Ondan sonra arkasına baka baka tüydüler. Aynen tüydüler. Baktılar Türkiye'siz burada petrol de çıkmayacak. Artık Türkiye el attı oraya. O iş de olmayacak. Şimdi yeni karıştıracak birkaç tane ülke lazım. Ya Sudan'ı karıştırsa Çat'ı falan, onlarda petrol yok ki ya. Onlara demokrasi ne gerek? Demokrasi gelecek ülkelerde petrol olması lazım. Altın rezerv olacak ki ne, demokrasi gelsin. Eğer ki altın yoksa demokrasi neyine lazım senin? Nasıl yaşarsan yaşa, acından öl. Eğer petrolün varsa demokrasiyle yaşa.
demokrasiyle yaşa derken kendileri alıp götürecek o hamburgerleri, whopperları, bambamı yiyecekler, o hani kolalar var ya, McDonald's'lar, Burger King'ler, şekerli şekerli göbekleri, şişe hayvan gibi 100-200 kilo, kömüş gibi kilolanacaklar. Oradaki Suriyeli, Iraklı, Müslümanları, kadınları, çoluğu, çocuğu yerinden yurdundan edip Yunanistan'da, denizde can pazarı, yok Türkiye'de sığınmacı, yok Ürdün'de sığınmacı, yok Almanya'da ilticacı. Adamlar kendi vatanında, milletinde, kendi toprağında korka korka nöbet tutarak nereden, hani hangi saat saldırı gelecek diye bunu düşünerekten yaşıyorlar. Yazık adamları ya. Demokrasileri böyle işte. Adamın dişini çekiyorlar, dişini. Bunların demokrasileri bize hiç gelmez. Bizim CHP'nin demokrasisi bize yeter. O zaten yeterince sosyal sosyalci, devletçi, halkçı, onlar zaten uğraşmaya zaten anca baş ediyoruz. Bir de Amerika'nın demokrasisi gelirse biz ne yapacağız ya? Vallahi çok